Rangers 3 görüntülü derslere tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Edit menüsü altındaki Join komut. Bu komutu görmeden önce bazı ayarlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu ayarlar buradaki Orto, Planner ve OSNAP komutlarının açık olmasıdır. OSNAP burada görmüş olduğunuz End, Near, Point gibi birçok özelliği tümünü birden açıp kapatan bir komuttur. Buradaki Planner komutu ise bir görünüş penceresinde çizim yaparken diğerine geçildiğinde çizimin aynı düzlemde devam etmesini sağlamaktadır. Orto komutu ise nesneleri veya çizgileri dikey veya yatay çizmeye taşımaya yarar. Sadece 90 derecelik hareketlere izin verir. Bu ayarları yaptıktan sonra dersimize geçebiliriz. Join komutu çizgilerle çizgilerin, yüzeylerle yüzeylerin birleşmesini sağlayan bir komuttur. Görelim. Buradan bir çizgi alıyorum ve merkez 0 olan 20 mm uzunluğunda bir çizgi çiziyorum. Daha sonra tekrar aynı çizgiye basıyorum ve bu çizdiğim çizginin bitim noktasına yani end noktasına tıklayarak 10 cm uzunluğunda, 10 mm uzunluğunda başka bir çizgi çiziyorum. İki çizgi çizdim. Bir tanesi burada, bir tanesi burada. İki nesneyi birine seçiyorum ve yukarıdan Edit menüsünden Join komutuna tıklıyorum. Artık bu iki nesne bir tek çizgi haline geldi. Ya da CTRL-Z yaptım, işlemi geri aldım ve ikisini birden seçip buradaki Join komutuna tıkladığımda tekrar ikisinin birleşmiş olduğunu görüyorum. Dersin başında da söylediğimiz gibi Join komutu çizgilerle çizgileri, yüzeylerle de yüzeyleri birleştiriyor. Çizgilerin birleştirmesini gördük. Şimdi yüzeylerin birleştirmesini görelim. Biraz önce birleştirdiğimiz nesneyi seçtim ve buradaki explode yani patlat tuşuyla tüm çizgileri birbirinden ayırdım. Daha sonra surface'ten curl network komutuna tıklayarak buradaki çizgilerden bir yüzey yapacağım. Çizgileri seçiniz diyor. 4 adet çizgi seçiyorum. Bir yüzey yapabilmek için 3 adet çizgiyi seçmek gereklidir. Ve bu 3 adet çizginin de tamamen birbirinin sonunda yani end noktasına bağlanmış olması gerekmektedir. Enter'a basıyorum. Burada bir tolerans ayarları çıkıyor. Bunları standart olarak seçiyorum. Seçili olarak gelenleri direkt OK'ye tıklıyorum. Bir ilk yüzeyimizi yapmış olduk. Şimdi bir tane daha yüzey yapmaktansa bu yüzeyi kopyalayıp yanına yapıştırmayı tercih ediyorum. Klavyeden CTRL-C ve CTRL-V tuşlarıyla daha önceden görmüş olduğumuz gibi bu yüzeyin üstüne bir tane de kopyasını çıkardık. Daha sonra buradan move komutuyla bu yüzeyi diğer yüzeyin yanına taşıyorum. Gördüğünüz gibi sadece join komutunu anlatabilmek için birçok farklı komuttan yararlanıyorum. Bir yüzeyimiz burada, bir yüzeyimiz burada. İkisini birlikte shift'e basarak seçtim ve join'e tıkladım. Artık İki yüzeyimiz tek yüzey haline geldi. Gördüğünüz gibi biraz önce ilk yüzey yaparken kullanmış olduğum çizgilerim burada. Tekrar bir yüzey yapmak istersem Surface, Curve Network diyorum ve sırayla bunları seçip sağ tıkladığımda ve Enter'a tıkladığımda bir yüzey yapmış oluyorum. Böylece Join komutunu görmüş olduk. Sıradaki komutumuz ise Explode yani patlat. Şu anda elimizde biraz önce birleştirmiş olduğumuz bir yüzey var. Bu yüzeyi seçtik ve Explode tuşuna tıkladık. Gördüğünüz gibi bize iki ayrı yüzey verdi. Çünkü bu iki yüzeyi biraz önce zaten birleştirmiştik. Bunları seçiyorum ve siliyorum. Burada 4 tane çizgimiz bulunuyor. Bu 4 çizginin tümünü mouse'u aşağı doğru sol tuşla çekerek seçtim ve Join'e tıkladım. Daha sonra taşıyorum ve Explode tuşuna bastığımda çizgilerim parçalanmış oluyor. Yani patlamış oluyor. Explode tuşu ayrıca katı nesnelerin tüm yüzeyden çıkarmak için de kullanılır. Bir kutu çiziyorum. Ve kutuyu taşıyorum. Kutuyu seçtikten sonra Explode tuşuna tıkladığımda kutunun alt yüzeyini bana veriyor. Yani alt yüzeyini birden çıkarıyor.
Burada tüm yüzeyleri ayrı ayrı seçip görebilirim. Gördüğünüz gibi kutunun tüm yüzeylerini çıkardı ve kutuyu da boş olarak görmekteyiz. Tekrar yüzeyleri geri aldım ve tümünü seçtim. Ne demiştik? Join komutu hem çizgilerle, yüzeylerle birleştiriyor. Burada 6 tane yüzeyimiz var. Seçtik ve 6 yüzeyimizi bir katı nesne haline getirerek birleştirdi. Sıradaki komutumuz ise trim, yani kırpma. Trim komutu çizgileri ve yüzeyleri yine çizgiler ve yüzeyle kırpan bir komuttur. Görelim. Askele bir eri çiziyorum. Ve buradaki trim komutuna tıklıyorum. Bana kesen nesneleri seçmemiz söyledi. Kesen nesnenin bir eğri. Seçtim ve Enter'a tıkladım. Daha sonra kırpılacak nesneleri seçmemi söyledi. Burada yüzeye tıkladığım anda tıkladığım yer kırpılacaktır. Gördüğünüz gibi yüzeyde bu bölge kırpılmıştır. CTRL-Z ile geri alıyorum ve tekrar editten buradan da aynı işlemi yapabilirim. Tıkladım. Bana kesen nesneyi sordu. Seçtim ve Enter'a tıkladım. Daha sonra yüzeyin burasını seçtiğimde buranın kırpıldığını görmekteyim. Tüm nesneleri seçiyorum ve siliyorum. Daha sonra askere bir çizgi çizdim ve üstten çapraz doğrusuna başka bir çizgi çizdim. Komuta tıklıyorum. Kesen nesneyi sordu. Bunu seçtim. Enter'a tıklıyorum veya mouse'un sağ tuşuna da tıklayabilirim. Enter'a tıkladım. Ve bu çizgiye tıkladığımda buranın bu çizginin kırpıldığını gördüm. İşlemi geri aldım. Bu sefer komuta tıkladım. Biraz önce bu kesmişti. Şimdi bu kesecek. Kesen nesne olarak bunu seçtim. Enter'a tıkladım. Ve buraya tıkladığımda burasının kırpıldığını görebiliyorum. Görüldüğü gibi bu komut birçok yerde işimize yarayabilir. Trim komutunun polysurface'ler yani katı nesneler üzerine kullanımını görmek istersek bir yüzey hazırladık ve buradan bir küre çiziyorum. Küreyi bu yüzeyin içerisine bırakıyorum. Daha sonra trim komutuna tıklıyorum. Küreyi seçiyorum. Kesen nesne olarak Enter'a tıkladım ve yüzeyi seçtim. Daha sonra küreyi tutup çektiğimde daire şeklinde bir yüzeyin kalmış olduğunu görmekteyim. Bu şekilde de trim komutunun katı nesneler üzerinde nasıl kullanıldığını görmüş olduk. Bir yüzey çizdim ve bir eğri çizdim. Trim komutuna tıkladım ve burayı kırptım. Daha sonra bu kırpma işleminden vazgeçtim. Hemen komut satırına girip antrim yazıyorum ve kesilen hat boyuncaki eğriye tıkladığımda yüzeyim geri gelmiş oluyor. Sıradaki komutumuz split yani kesmek. Menüde burada görebileceğiniz gibi aynı zamanda burada da görebilirsiniz. Bir çizgi çizdim ve gene üst pencereden bakarken bir çizgi daha çizdim. Burada işlemi yaparken dikkat etmemiz gereken planar komutunun açık olmasıdır. Biraz önce trim komutunu uygularken ilk önce kesecek nesneyi seçerken split'te yani kesme komutunu uygularken ilk önce kesilecek nesneyi seçiyoruz. Görelim. Komuta tıkladım. Kesilecek nesneyi seçmemizi istedi. Seçtim. Enter'a bastım. Daha sonra kesecek nesneyi seçmemizi istedi. Onu da seçtim ve Enter'a bastım. Görelim. Kesilecek nesne buydu. Gördüğünüz gibi iki parçaya ayrıldı. Kesen nesne ise burada hala bulunmakta. İşlemimi geri aldım ve komutu tekrar uyguluyorum. Kesilecek nesneyi seçin. Bu sefer bu çizgiyi seçtim. Enter'a bastım ve bu çizgiyi seçtim. Tekrar Enter'a bastığımda bu çizginin iki parça halinde kesildiğini görmekteyim.